06'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Tam kapanmanın bitmesiyle birlikte trafikte yavaş yavaş normale dönüyor gibi. Her türlü mallıkla karşılaşıyorum çünkü 2 gündür. Şimdi görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle yaklaştırayım. Oil Trip 4992 kilometrede, yani 8 kilometre sonra motosikletin yağ değişimi gelecek. Ankara Yamaha Bayder ararım. Önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar, yani 10 gün sonrasına kadar bütün randevuların dolu olduğunu söylediler. Ben de yağ bakımını kendim yapmaya karar verdim. Zaten bu bakım aslında 5000 bakımı gibi olacak. Çünkü motosiklet 3200 kilometrede ben satın aldığımda daha yeni bakımdan çıkmıştı. Rodajdan sonra motora pek binilmediği için yıllık bakım yapılmış. O nedenle aslında bunu 5000 bakımı gibi görebiliriz. Sadece yağ değişiyor. Herhangi bir başka bir filtre vesaire değişmiyor. Tapa pulu, yani yağ tapasıyla motor bloğu arasında kullanılan bir pul var. Doğru tork ile sıktığınızda bu pul eziliyor. Ve orada bir sızdırmazlık sağlıyor. O puldan gidip Yamaha'dan bir adet satın alacağım. Hem sizlere de, yapmak isteyen arkadaşlara, yaşadığı yerde yetkili servis bulunmayan arkadaşlara nasıl yapıldığını göstereceğim 5000 bakımını. Hem de kendi bakımımı kendim yapacağım. Ha, servis de yaptırsam ne olurdu? Servisi beklesem zaten en fazla 500 kilometre aşmış olacaktı. Hiçbir şey olmaz. Yani şöyle söyleyeyim, Yamaha'nın dünyadaki bakım aralıkları standart. Yani işte Tracer'a, şuna buna, yurt dışında da 10.000, burada da 10.000 ama tamam, racing makineler, yüksek devir çeviren makineler tenzih edilsin ama yani şeye bakıyorsunuz, trafiğe bak. Gel abla gel. Trafiğe bakıyorsunuz, pardon, makinelere bakıyorsunuz, yani 7000 çeviriyor. Otomobil gibi bir makine bu anasını. Keza NC de öyle. Yani düşük devir çeviren motorlar da 4000'de, 5000'de, hatta bırakın bu rakamları, 10.000'de bile motor yağı bozulmaz arkadaşlar. Bu kadar düşük kilometrelerde bile motor yağı bozulmaz. Yani bu, isteseniz de bozulamazsınız. Bakın 5003 kilometre oldu motor şu anda. Ekranda servis oil yazısı çıktı. Sizlerin daha fazla vaktini almayacağım şimdi videonun bu kısmı ile ilgili. Hem bu yazıların nasıl ekrandan kaldırılacağını hem de yağ değişiminin nasıl yapılacağını da size basit bir video ile göstereceğim arkadaşlar. Yapacağımız bakım 5000 kilometre bakımı. O nedenle yağ filtresini değiştirmeyeceğiz. Şurada görmüş olduğunuz 3 vidalı kapağın arkasında küçük bir kağıt yağ filtresi var. Burası da tapası, yağ tahliye tapası. Motor yağını buradan tahliye edeceğiz. Bu işlemi yapmak için size gerekli olan malzemeleri söylüyorum. Öncelikle bu madeni bir yağ. Bununla ilgili olarak kimyasal bir ürün olduğu için mutlaka iş eldiveni, ameliyat eldiveni, nitril eldiven bir şeyi kullanın. Cildinize direkt bunları temas ettirmeyin arkadaşlar. Bu önemli. Çıkan bu yağ yeraltı suları için, çevre için oldukça zararlı. O nedenle bunu sakın ola ki toprağa, çöpe falan atmayın. Bu yağı tahliye ettikten sonra, benim aşağıda büyük bir bidonum var. Ben o bidon içerisinde toparlıyorum ve en yakın otomobil veya motosiklet servisine götürüp teslim ediyorum. Onlar daha sonra bunu geri dönüşümde kullanıyorlar arkadaşlar. 1,5 litre eğer yağ filtresi değişmiyorsa motor yağına ihtiyacınız var. Ben yarı sentetik olan bu yağı kullanacağım. Tam sentetik olan yağlar büyük motorlar için daha faydalı. Motor için buna gerek yok. Yani o fiyat farkını ödemek istemedim. Şimdi şu yağın kenarında, şurada gördüğünüz gibi litre kısımlarını gösteren, mililitre kısımlarını gösteren kısım var. Buradan buçuğu bulup kullanacağız. Yağ tapasının arkasında bir pul var. Bu pul ezilip yağ sızdırmasını engelliyor. Bu pulu kullanacağız. Bunun haricinde ayarlı bir tork anahtarına ihtiyacımız var. 20 Nm torkla sıkılıyor alt taraftaki tapa. Ve 12 numara lokma ucuna ihtiyacımız var. Her zaman kullandığım lokma takımım burada. Şöyle bir bidon kestim. 5 litrelik bidon. Öncelikle ayaktayken, yani orta sehpadayken, bu biçimdeyken altına bunu koyuyorum ve yağın tahliyesinin buraya olmasını sağlayacağım. Ancak daha sonra belki bir yarım saat falan bekledikten sonra, iyice yağ süzüldükten sonra motoru bir de yan ayağa alacağım. İçerideki atık yağın, eski yağın tamamen süzülmesini bekleyeceğim. Yağ olarak Valvoline markasını kullanacağız. Arkadaşım Valvoline markasını satıyor. Bütün İç Anadolu bölgesine kendisi dağıtıyor. 10.40 söylemiş olduğum gibi yarı sentetik bir yağ tercih ettim. Tam sentetik de alabilirdim. Yani sonuçta dediğim gibi bu yağ ücret ödemedim ama tam sentetik yağ küçük motosikletler için para israfı. Zararlı değil kesinlikle. Ya bu konuyla ilgili hani bir karmaşaya yol açmamak için söylüyorum. Katiyen zararlı değil. Ama o faydayı göreceğiniz bir durum yok. Çünkü zaten makine 23-24 beygirlik bir makine. 250 cc tek silindir ve otomatik vites. Yani bizim motosikletlerimizin bu kısmında ayrı bir şanzıman yağı kullanılıyor arkadaşlar. Motor yağı sadece bu motorda. Yani motor bloğunda kullanılıyor. Ama bildiğiniz gibi diğer vitesli motosikletlerde ortak bir havuz var. Hem motor yağı hem şanzıman yağı bu koyduğunuz yağdan karşılanıyor. Şimdi o makineler için tam sentetik kullanılmasını tavsiye ederim. Yani küçük motor bile olsa tavsiye ederim. Çünkü tam sentetik hani katkıları dolayısıyla motoru daha iyi korur. Ama bizimki gibi hem yağ değişim aralıkları çok kısa, 5000 kilometre büyük motorlara göre. Hem küçük hem otomatik vites. Zaten yani 7800 devir falan geçmiyor bile bu makineler. İstediğiniz kadar basın. Hani öyle büyük motorlar gibi 11-12.000 devir çevirmeyeceğinden dolayı bu yağ oldukça yeterli, oldukça kaliteli. Aynı zamanda biz 2000'li yıllarda racing kullanırken, karbüratörlü eski yarış makineleri kullanırken bu kadar yağ çeşidi yoktu. Yani çoğu zaman bir benzinliğe girip normal otomobiller için üretilmiş bir 10-40 yağ alıp motorlarımıza koyardık. İşte çok devir çeviriyorsak 10-60 yağ koyardık falan, böyle manyaklıklarımız vardı ama dediğim gibi o zamanlar böyle motor yağı yaygın değildi. Valvoline o zaman da vardı. Web sitesini ben video açıklamasına ekleyeceğim. Almak isteyen arkadaşlar iletişime geçebilirler. Benim ismimi de verirseniz eğer cüzi bir indirim yaparlar diye düşünüyorum. İşlem bittikten sonra etraftaki yağ kalıntılarını temizlemek için balata spreyi kullanacağız. Herhangi bir sanayi hırdavatçısından vesaire böyle 10 liraya 15 liraya alabilirsiniz. En ucuzunu alın. Kaliteli bir şey olmasına gerek yok. Çünkü yağ temizleyeceğiz, yağ sökeceğiz yani. Yeni motor yağlarının zaten kafası huni gibi. Yani elinizin ayarı biraz iyiyse hiç sağa sola damlatmadan, dökmeden bunlarla bu işlemi halledebilirsiniz. Motorun bize biniciye göre sol tarafında yağ tapası var. Sağ tarafında da motora yağın eklendiği diğer tapa var. Öncelikle bu taraftan işimizi halledeceğiz. Daha sonra kamerayla diğer tarafa geçeceğiz. Şimdi yağ tahliye işlemine başlayalım arkadaşlar. Şöyle lokmanın ucunu alıyorum. 12 numara demiştim. 12 numara lokma ucunu alıyorum. Ve tahliye işlemine başlıyorum. Dikkat edin. Zaten sıçramaz. Tapayı yağın içine düşürmeseniz yeterli yaptığınız işlemde. Evet, şu anda başlıyor arkadaşlar. Yağımız tahliye oluyor. Yaklaşık olarak 1,5 litre bir yağ tahliyesi yaşanacak. İşiniz devam ederken sağ sol temizlemek için de böyle kullanmayacağınız, yağ olduğunu üzülmeyeceğiniz bir bez kullanabilirsiniz. Bu işlem için bir 15-20 dakika bekleyeceğim. Bu kısımda videoyu kesiyorum. Tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yağın damlaması tamamlandı. Şimdi tapamızı geri takacağız. Tapayı takmadan önce Yamaha'dan bir adet tapa pulu aldım. Şu ufacık pul 2021 Mayıs ayı itibariyle 18 TL'ye satılıyor, bilginiz olsun. Ama önemli bir devre elemanı, o yüzden takacağız. Yağdan dolayı buraya birazcık yapışmış. Bu pulun özelliği tapaya uygulayacağımız 20 Nm'lik basınç ile ezilmesi ve bu hale alması. Bakın gördüğünüz gibi şekli bu hale dönüyor. Şimdi ben bunu tekrar metal tabağın içine bırakayım. Küçük çentikli kısmı tapanın içine gelecek şekilde koyuyorum. Tapayı yerine yerleştiriyorum. Bu işlemi dikkatli yapın. Diş kaptırmayın çünkü bu blok alüminyum arkadaşlar, hemen diş kapar. Şimdi elimde boşluğunu aldım. Tork anahtarıyla da sıkma işlemini yapacağız. Buranın torku 20 Nm. Şimdi ben ayarlı tork anahtarımı Nm bölümünden 20'ye doğru getiriyorum. Bir tur daha atarsam 20 olacak. Evet, şu anda 20 Nm'ye ayarlandı. Şimdi cırcırı söküyoruz. Bununla. Şu anda pul içeride eziliyor. Ben hissediyorum. Yavaş yavaş. Duydunuz mu sesi arkadaşlar? Bu artık daha fazla güç uygulama demek. Bu çıt çıt sesi. Bu ses geldiğinde güç uygulamayı bırakıyorum. 20 Nm şuradan kameradan görünüyordur muhtemelen. 20 Nm kısmını ayarlamıştım ve oraya geldiğinde uyardı bizi. Bunu niye yaptık? Az önce söylediğim diş kapma hadisesi bir yana, benim Toyota Yaris aracım da yıllar içerisinde bu tapa sıkıla sıkıla, yani elle sıkmışlar, hep tork uygulamadan sıkmışlar. En sonunda o içerideki dişler yalama oldu ve komple o karterin altındaki tablayı değiştirmek zorunda kalmıştım. Çünkü burası artık yağ damlatıyordu. Buraya tekrar diş açtılar. Daha büyük tapa taktılar falan ama olmadı. O yüzden yani böyle bir anahtar alın. Bunu motorun içerisinde, dışarısında, her tarafındaki vidalarda kullanabilirsiniz. Daha sonra böyle saçma sapan bir masraf açmaktan sizi kurtarır ayarlı tork anahtarı. Şimdi bu işlemi bitirdikten sonra balata spreyiyle buralarda kalan yağ kalıntılarını temizleyeceğiz. Güzelce. Burayı temizledik arkadaşlar. Şimdi motosikletin diğer tarafına geçip diğer tarafından yeni motor yağımızı koyacağız. Ben bir motoru çevireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi motorun diğer tarafına geçtik. Gördüğünüz gibi bakın alttaki yağ göstergesinde de 1500 cm3 diyor. Yani 1,5 litre ve yağ göstergesinde bir yağ emaresi yok. Şimdi yağ kapağını açıyorum. Hunimizi hazırlayalım. Buraya şöyle tutturayım. Şimdi yağımızı açıyoruz. İlk yağ şişemizin hepsini dökeceğiz. 1,5 litrelik bir yağ var. Kapağı açmadan, burada bunun güzel bir mekanizması varmış. Tabii eski usul olduğumuz için çat diye kapağı açtık. Evet bakın gördüğünüz gibi, size demin bundan bahsediyordum. Yeni yağlarda artık kafalar huni gibi, yani böyle huniyi falan kullanmanıza gerek yok. Şimdi huniyi geri söküyorum buradan. Yavaş ve dikkatli bir biçimde yağımızı doldurmaya başlıyoruz. Bu 1 litre, 1 litrenin hepsini koyacağız arkadaşlar. Evet, bitti. İlk şişemizi bitirdik. İlk şişemizin tapasını taktık. Kendisini şuraya bırakalım. Şimdi ikinci şişeye geçiyoruz. Yarım litre dolduracağız. Şimdi kafa aşağı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi tam çizgide. Yani görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle şu mililitre yazan yerde. Buradan aşağı doğru inecek. Şu 500'e geldiğinde artık yağı keseceğiz. Çünkü yağ filtresini değiştirmedik. Normalde 1,6 litre konuyor yağ filtresi değiştirildiğinde. Arkadaşlar şöyle koparırsak, evet. Yavaşça çekiyorum hortumunu. Yağın kafasını. açıyorum. Şimdi gösterge bize bakacak şekilde şöyle koyalım. Dikey bir vaziyette buranın 500'e gelmesini bekleyeceğiz. 500'e geldiğinde bizim yağ işimiz çözülecek. Evet, şu anda tam. Niye ölçüye dikkat ediyoruz? Çünkü fazla yağ koyarsak eğer arkadaşlar içeride ciddi bir basınç oluşturacaktır. Bu da ilk bulduğu zayıf yerden dışarı taşma, terleme yapar. Bu olmaması için fazla yağ koymuyoruz. Gördüğünüz gibi işlem oldukça basit. Yani bunu herkes kendi yapabilir. Zorluğu olan bir işlem değil. Sizlere de sadece göstermek istedim. Ben de kendi motorumun yağ değişimini yaptım. Bu kapakla ilgili bir tork ayarı vermemiş. Hand tight diyor. Yani el sıkılı diyor. Elinizle sıkabildiğiniz kadar sıktığınızda tamamdır. Şu an önce sağa sola gelen yağları da siliyorum ve işi burada bitiriyorum. Arkadaşlar yağ değişimini yaptık. Şimdi ekrandaki servis ve oil ışıklarını söndüreceğiz. Bakın motor açıldıktan sonra ekranda oil servis diye uyarı veriyor. Aşağı tarafta da böyle bir yazı geçiyor. Oil Trip şeklinde yanıp sönüyor. Hatırlatma yapıyor size. Motor yağı 5000 kilometrede bir değişir. Bizim 5098 olmuş. Yani 98 kilometre geç kalmışız görünüyor. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Önce üst taraftaki göstergeyi hava sıcaklığına getirelim. Evet, 20 dereceyi gördü. Şimdi aşağı taraf Oil Trip kısmındayken bu alt taraftaki info butonunu kendimize doğru çekip 3 saniye tutuyoruz. Burası yanıp sönmeye başlayacak kilometre kısmı. Tuşu bırakıyoruz. Şimdi tekrar çekip 2, 3, 19, 20. Bıraktım. Gördüğünüz gibi Oil Trip sıfırlandı. Bunun 20 saniye olması çok önemli. Yani 18 saniye veya 22 saniye olursa da bu işlem olmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun ona göre. Çünkü denedim, olmadı yani daha önce. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bugünkü videomuz bu kadar. Başka bununla ilgili soracağınız bir şey olursa video altında bana sorabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğen butonuna basmayı ve videolarımın devamı için bana destek olmak isterseniz de kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.